Gerçekten İTÜ'ye gelmek benim için hevesli bir şey. Neden hevesli olduğunu önce söyleyeyim size. Ben 7 yaşındayken ağabeyim Çetin Atuk, Atuk'tu soyadımız. Çetin Atuk İTÜ Makine Fakültesine girdi. Ve 8 yaşına geldiğimde de karar veriyorum. İTÜ Makine Fakültesine ben de gideceğim. Aileme, babama, anneme bildiriyorum. Ah, babam da çok hoşlanıyor, annem de çok hoşlanıyor buraya girmemden. Hadi dediler, sen hem gireceksin, oralara yetişeceksin sen. Çünkü çalışkan bir öğrenciydim ben. Orada da dekanlık görevim verildi bana. İTÜ Makine Fakültesine girdim. O zaman daha fazla anlatmaya başladım. Bütün üniversitenin eksiklerini görüyorum. Orada dersler vermişim, bilmem neler yapmışım ama üniversitemiz zor durumda. Ben ilk iş olarak dedim ki ben burayı yaparım. Bütün İTÜ Makine Fakültesinin bulunduğu tüm yere ben para topladım. Her tarafı yeniledim. Ondan sonra bir de benim üzüldüğüm bir nokta vardı. Öğrenciler mezun olduklarında üzerlerinde Amerika'daki gibi cübbe yoktu. Hocalarda da yoktu. Bir tane, iki tane, üç tane vardı. Onları işleri olduğu zaman, profesör olacakları zaman giyiyorlardı. Yoktu. İlk cübbeyi hem öğretmenlere yaptırdım. Çünkü öğretmenlerin de tek tek cübbesi yoktu. Hem de öğrencilere yaptırdım. Hepimiz birden giydik. Şimdi İTÜ'lü olmanın ne demek olduğunu ilk defa abimden gördüm, biliyorsunuz. Olağanüstü. İstanbul Teknik Üniversitesi olağanüstü. Benim için bu nimet. Ama ben devamlı okuyorum. Farklı şeyler şimdi yapılıyor. Farklı belgeler veriliyor. Ben onların hepsini okuyorum ve bildiğim arkadaşlarıma gönderiyorum. Onları ya yanına giderek yetiştiriyorum. Onlara da gidiyorum. İşim hazır. Onlara da gidiyorum, öğretiyorum. Gelenlere de ayrıca gönderiyorum. Onları da belgelendiriyorum. Her tarafı yetişmeye gayret ediyorum. Benim annem, babam öğretmen. Ve ben doğduğum gün yetiştim. Ama arkadan da çalıştığım öğrencilerim, çalıştığım arkadaşlarım, kimle çalışmışsam onlardan çok şey öğrendim. Benim okuma, yazma, öğrenme isteğim hep devam ediyor ve bildiriyorum, hep bildiriyorum. En önemli şey bilgi almak, bilgiyi paylaşmak. Bunun böyle evde oturmaktan, yan gelmekten, yatmaktan benim aldığım bir şey yok. Ben çalışarak alıyorum. Devamlı okusunlar. Sadece hocalarından duyduklarını yazarak mezun olmasınlar. Yapacakları şey, etrafta neler var? Diğer fakültelerde nelerle çalışıyorlar? Hocalar kim? Öğrenciler kim? Neler yapıyorlar? Belki onları birleştirir bunlar. Bir fakülte, iki fakülte, üç fakülteye daha birleşik olarak yapar. Aynı benim yaptığım gibi yıllar önce. Okumaya alıştıracağız. Öğrenmeye alıştıracağız. Ve onları da başkalarına öğretmeyi
onlara teşvik etmeyi öğrenecek. Öğrenmek ve farklı bir şeyi görmek kadar önemli bir şey yok. Farklı görsün. Hocasından, etraftan gelenleri duyuyor zaten. Bir de etraftaki üniversitelerde, etraftaki merkezlerden, etraftaki duyacağı haberlerden çok öğreneceği var. Hocalarıyla mutlaka görüşüyorlar. Zaten şimdi hocalar artık açık. Eski yıllarda hocalar da gidemiyorduk. Eski yıllarda aman ne güzel anlatıyordu hocamız deyip onun oturduğu yere gidemiyorduk biz. Korkuyorduk. Bak şimdi hocayla da görüşülür, hocayla da beraber iş yapar. Orada Maryland'da hocalık yaptım. Ondan sonra dediler ki Amerika'da kal. İşte sana şu parayı vereceğiz. Çok para. Ülkeme geleceğimde o parayı alamayacağım ben. Çok cüzi para alacağım. Geleceğim İTÜ Makine Fakültesi'ne hoca olacağım ama çok cüzi para alacağım. Ama gitmedim. Kendi ülkemizi biz hep benimsedik. Atatürk'ten başlayan, daha sonra gelişen, her şeyden yararlanarak kendi ülkemizi daha da geliştireceğiz dememiz lazım. Geliştireceğiz. Onu da gençler yapar ancak.